Tekrardan merhabalar sevgili izleyenler. Yine stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var. Bitki bilim uzmanı, ünlü herbalist İbrahim Gökçek. Sizler artık zaten onu her yerde görüyorsunuz. Bütün televizyon kanallarında hocamız dolaşıyor. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok ünlüsünüz bu arada. Estağfurullah. Ünlü herbalist. Hocam bu derin bilgileri vermeye başlamadan önce biraz önce yayından önce de konuştuk. Çok ilginç bir konu var. Benim çok dikkatimi çekti. Buna değineceksiniz değil mi bugün? Evet, isteyenler erkek çocuk sahibi, isteyenler kız çocuğu sahibi olabilir. Nasıl olabilir? Bunu yayının sonuna doğru açıklayacağım. Tamam, sonrasında nasıl açıklayalım. Teknikler, taktikler gerekir. Ama öncesinde alerji, kısırlık, karaciğer yağlanması, diyabet, prostattan mı tansiyon, bahsedeceğiz? Tansiyon, kolesterol, prostat, her şeyden bahsedeceğiz. Sırasıyla 3'er 5'er dakika. Tamam hocam, başlayalım. Evet. Alerjiden başlayalım isterseniz. Son zamanlarda özellikle de son 50 yıldır insanlarda çok yoğun oranda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, sedef, seborik eksem vesaire. Bütün bu hastalıkların temelinde vücudumuzdaki histamin kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Böbrek üstü bezeleri hocamız da çok iyi bilir. Kortizon salgılar, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücutta bir histamin kortizon dengesi var. Bu denge bozuluyor. Neden bozuluyor? Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire ilaç kullanırsa normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı bakteri. B2, B3, B6, B12, K vitamin üretirler. Yağları, yağ asitini, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glukozları dönüştürür vesaire. Yani bizim için çalışırlar. Nasıl arı bal yapar? Bunlar da vitamin yapar vesaire. Fakat kişi antibiyotik kullandıkça faydalı bakteriyle birlikte zararlı bakteri de yok olursa bağırsaklara mantar yerleşir. Mantarlar ne yapar? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, penisilin gibi, histamin gibi hormonsu maddeler üretirler. Bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle artık İnce bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. İnce bağırsak normal olarak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diamino oksidaz. Bu çok özel bir enzim. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Histamin oranı yükseldiği zaman bu enzim devreye girer ve histamini minimum seviyeye çeker. Alerjik reaksiyon denen bir problem ortaya çıkmaz. Fakat bağırsaklar yanmışsa ne olur? Enzim oranı azalır, yağlanma nedeniyle. Histamin sürekli yükselir, birçok hastalık ortaya çıkar. Ben 2 ay askerlik yaptıktan sonra 1989'da Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşındım. Her tarafımda kaşıntı. Besin alerjisi doktorlar, atopik eksem vesaire. O doktor, bu doktor, şu doktor. Antihistaminik kortizonlu ilaçlar kullanmaya başladım. Yavaş yavaş hafızam gitmeye başladı. Okuyamaz oldum, konsantre olamaz oldum. Dedim ki bu ilaçların yan tesiri çok. Zaten ben kimya okuyordum. Hı hı. Alerjiden dolayı artık okulda laboratuvarlara bile inemez olduk. Perişan olduk. Dedim ki bu kimyasal ilaçların yan tesiri çok. Bitkilerle çözeceğim dedim. Dedim ama 17 yılımı aldı. Çünkü mantardan kaynaklandığını bu hastalıkları bilmek iyi güzel de neyle mantarı yok edeceksiniz? Ya hocam onu soracaktım ben de size. Siz demiştiniz, sizden öğrendiğim kadarıyla diyorsunuz ya normal bir insanın bile bağırsaklarında 2,5 kilo mantar var diyorsunuz değil mi? İyi huylu ya da kötü huylu. Yok yok, bakteri, faydalı bakteri %99'u. Fakat kimyasal ilaç kullanırsa faydalı bakteri azalır, mantar çoğalıyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Bağırsakları yakıyor toksik madde. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşuyor. Yağ tabakası oluşursa yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalıyor. Mantarı yok edersiniz, bağırsak yağlanması ortadan kalkar. İnce bağırsak tekrar kaliteli enzim salgılamaya başlar. Problem ortadan kalkar. Ben 17 yıl çalıştıktan sonra Gökçek Tonik diye bir ürün ürettim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Stanford, Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller, gastrit, ülser, enterit, kolik gibi rahatsızları lahana suyuyla tedavi etmişler. Lahananın birleşiminde birçok etken madde var. Bunlardan en önemlisi metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit. Kişi bunu kaynattığında, haşladığında vesaire etkisi kalmaz. Bazıları diyor televizyonlarda haşlayın, kaynatın, şöyle için, böyle için. Kaynadığı zaman, haşlandığı zaman metilmetilyonun sulfonyum bromit denen bu madde
midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi yok eden en etkili ve en doğal ürün. En doğal madde. Hı hı hı. Bir, iki, fermentasyon sırasında lahananın birleşiminde bunun içerisinde laktobazilos ve bifidobakterileri çoğalır, hızla çoğalır. Yani bağırsaklarımızdaki faydalı bakteri burada kendiliğinden oluşur. Hocam bunun yanında sadece lahanayı hiç bu şekilde içmesek de normal yesek de yine bakteri oluşumunu önlemiş yok, olabilir olmaz. Miyiz? Ya, olmaz bu fermente gerekir, fermente olmaz. Şimdi bunu kişi kullandığı zaman bağırsaklarındaki mantarlar azalır. Çünkü faydalı bakteriler çok küçük moleküllü asitler üretir. Asetik asit, formik asit gibi. Bu asitler zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Faydalı bakterilere zarar vermez. Alerjiyi önlemek için iksir, aloe vera jel, alerji çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kişi yavaş yavaş değerler normala döner. İkinci önemli problem, bağırsaklardan gelen toksik madde nereye gidiyor? Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor, bir kısmı da emiliyor. Nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Bağırsaklar 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Emilen her şey karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitaminle. Yani faydalı bakterilerin üretmiş olduğu vitaminlerle bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor karaciğer. Zamanla karaciğer bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamasa ne olur? Karaciğer zamanla yorulur, yağlanır, yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Bu da damarların iç yüzeyinde toksik maddelerin, mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerin damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmesine sebep olur. Tansiyona, kolesterola sebep olur. Hafıza zafiyetine sebep olur. Kalp damar rahatsızlığına sebep olur. Pankreas yağlanmasına sebep olur. Böbreklerde problem olur. Prostatta vesaire vesaire. Şimdi mesela diyelim ki kişide hafıza zafiyeti başladı veya erken bunama rahatsızları başladı. Bu nedenle beyindeki hormonları etkiler. Buna karşı dünyada Alzheimer, erken bunama, hafıza zafiyeti, kulak çınlaması gibi rahatsızlar olur. Buradaki kılcal damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle beyindeki kan akışı azalırsa, beslenemezse hücreler. Ginkgo biloba denen bir bitki var. Japonya'da, Çin'de yetişir. Ağaç. 40-50 metre boyunda bir ağaç. Bunun yaprağı aynı insanın beynine benzer. İki loblu bir bitki yaprağı. Bunun birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Bu beyne kan akışını artırır. Kanın pıhtılaşma faktörünü, PAF faktörünü azaltır. Beyni besleyici özelliklere sahip, kulak çınlaması önleyici özelliklere sahip. Bununla ilgili başta Almanya olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda 10.815 erken bunama rahatsızlığı olan Alzheimer rahatsızlığı olan insanlar tedavi edilmiştir. Fakat ginkgonun birleşimindeki etken madde %2, %3 çok az. Kişi bu otun yani yaprağın, ağacın yaprağını çayını içse tedavi olması yıllar alır. Hı hı. Birleşimindeki etken madde çok az. Biz bu nedenle bunun yine Ginkgo Forte kapsül olarak mı yaptık? Kapsülünü ürettik. Ama buraya getirmemişsiniz. Buraya getirmemişiz. Ginzengi getirmişiz, Ginkgo'yu getirmemişiz. Olsun, onu da önümüzdeki evet. Hafta gösteririz, tekrardan bahsederiz. Bu da bahsederiz. Ginzeng. Ginzeng. Ginzeng nedir? Ginzeng şu bildiğiniz, ikinci bir konuya geçtik, kronik yorgunluk sendromu. Kronik yorgunluk sendromunun sebebi de iki sebepten dolayı kronik yorgunluk problemi ortaya çıkar. Bir, bağırsaklardaki mantarlar, yemiş olduğumuz besinlerdeki hamurlu tatlı, karbonhidratları, her şeyi toksik maddeye dönüştürmesi nedeniyle kandaki şeker oranı azalır. Sürekli kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk başlar. İkinci sebepse EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü lenf sistemine yerleşirse kişide kronik yorgunluk sendromu ortaya çıkar. Ginzeng ile ilgili, ginzeng bu bitkinin ismi, adı ginzeng, soyadı Panax. Bazıları Panax diyor ya, evet. Soyadı Panax. Bu nedenle bizim iki tane ürünümüz var. Birisi Ginzeng Forte, diğeri Panax Forte. Panax İkisi Forte, de aynı. Ginzeng Forte, Panax Forte. Ginzeng Forte, Panax Forte. Bu bitki kalp damar açıcı değil, damar açıcı değil. Hı hı. Damar tıkanıklarını çözücü değil. Bazıları damarları açar, damarları açar. Yok öyle bir şey. Ama tamam, zihne iyi gelir, yorgunluğa iyi gelir, halsizliğe iyi gelir, dermansızlığa iyi gelir. Binlerce insan üzerine denenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Özellikle huzur evinde kalan yaşlı insanların hafızasını güçlendirir. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa karşı birebir kişiye enerji verir.
doping, bitkisel doping diyebiliriz. Yan tesiri yok. Hı hı. Fakat damar açıcı değil. Peki damar açıcı nedir? Damar açıcı da var. Fakat neden onu söylemiyorlar da ginseng damar açıcı, ginseng damar açıcı diyorlar. Ben onu anlamıyorum, çözemedim. Dünyada ilk defa Türkiye'de damar açıcı ginseng, damar açıcı ginseng 2 yıldır panak sunuyor. Evet, ben de diyorum ki... Hocam marka isim vermeyin isterseniz. Panak bitkinin ismi. Firma evet, ismi değil. Evet. Firma ismi değil. Hı-hı. Yani ürün ismi. Hı-hı. Şimdi şu gördüğünüz alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Hı-hı. Bunlardan sadece ikisi şifalıdır. Loplu alıç, kertikli alıç. Bununla ilgili başta Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere birçok klinik araştırması yapılmıştır. Benim yazmış olduğum bu 3 ciltlik kitap, bugüne kadar yazılan şifalı bitkilerle ilgili kitaplardan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması içermesidir. Burada alışla ilgili mesela hepsinin örnek... Hepsinin bilimsel açıklamaları var hocam. Tamam. Klinik araştırma var. Mesela burada diyor ki, toplam 3664 kalp rahatsızlığı, yani çeşit kalp rahatsızlığı, kronik kalp yetmezliği, damarlarda yağlanma, darama, sertme, kalp spazmı vesaire hı hı. kalp rahatsızlığı olan 3664 hasta üzerinde alıç ekstraktı, ama alıçın yaprağı çiçeği değil. Çünkü ginsengde ve ginkoda olduğu gibi alıcın birleşimindeki etken madde hiperozit. Bu bir flavonoid türevi. Çok az, %2,5-3 oranında. Siz bunun çayını içerseniz iyi gelir. Fakat tedavi edici özelliği nedir? Azdır. Yıllar sürer tedavisi. Fakat biz bunun yine ekstraktını ürettik. O da kapsül şeklinde kapsül, değil mi hocam? Kapsül çok yoğun. Kullandığı zaman kişi bunu hemen etkisini görür. Mesela kullanmadan önce doktoruna gitsin, muayene olsun. Hı hı. Tansiyonunu, kolesterolünü, lipid, trigliserit, bütün değerlerini ölçtürsün. 6 hafta kullandıktan sonra tekrar gitsin. Aradaki farkı görür. Çatalca'da bir hanımefendi 58 yaşında. Tansiyonu, şekeri, trigliserit, bütün değerleri fırlamış. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor. Her şeyi yasak, her şeyi yasak. Dedim ki iksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı kullan. 6 hafta sonra doktoruna git. Hı hı. O bekleyememiş. 6 haftayı 4 hafta sonra doktoruna gitmiş. Bende hepsinin raporu var. Belge var, bilgi var. Doğaltedavi.net'te hepsinin raporu var. Hı hı. Doktoruna gitmiş. 560'lardan trigliseriti 160'a. Kolesterolü düşmüş, trigliseriti, şekeri, bütün değerleri normal. Doktoru demiş ki ne yapıyorsun sen? Ne kullanıyorsun? İşte iksir, tonik, tentir. İyi devam et demiş. Hocam siz bir uzman doktor olarak ne diyorsunuz hocamıza? Destekliyor musunuz veya? Benim açıkçası uzmanlık alanım değil. Hani bu alanda çalışmadığım için yargılayacak ya da tartışacak noktada hani çok üstüme vazife değil diyorum. Sadece tabiatta var olan şeylerin insanlık tarihinden bugüne ulaşırken bir takım elde ettiği başarıların tesadüfi olmadığını düşünmek, bunların somut bazı faydaları insanlık tarafından sınanmış, denenmiştir demek prensibi bence yanlış değil. Saygıyla karşılıyorum bu doğal çözümleri hayata geçirme çabasını. Bir tek biraz önce İbrahim Bey onu da çok güzel söyledi. Aslında bu bir bunlar kullanılsın, onun dışında başka hiçbir tedavi yapılmasın arayışı değil. Bu bir doğal katkıyı insanların yaşamlarına ekleme arayışı diye tabii, ben tabii. O gözle bakıyorum. Bu noktada hani tıbbi tedavi ihtiyacı olan kişilerin bu tedaviyi aradıkları ölçüde uygun olan durumlarda bu doğal çözümleri düşünmeleri benim için anlaşılır. Ama hep endişesini duyduğum şey bazı tıbbi müdahaleleri geciktirici. Hayır, hani bu müdahaleyi yapılması yerine ben tamamen sadece bitkisel yoldan deneyeceğim demek bazen geç kalınmalara neden olabilir. Evet, ben o anlamda sizin aslında biraz önceki uyarınız da çok makul ve aslında tabii zaten doğrudur. Doktoruna gidiyor, doktoruna raporlarını getiriyor. Evet. Türkiye şu değerlerim. Mesela ben Almanya'ya ilk gittiğim yıllarda bir sebepten dolayı hastanede yattım. Günde 5 defa kutu her kutuda 6-7 çeşit hap veriyorlardı. Aa, ne oluyor dedim ya, bu kadar ilaç ne? Günde 30 çeşit, 40 çeşit hap yutturuyorlar hastanede. Aradan yıllar geçti. Mesela Contagan denen bir hap satılıyordu o zaman, yani eczanelerde. Özellikle bayanlardaki adet öncesi ağrı ve sancılara karşı adet rahatsızları. Bunu kullanan kadınların, bayanların bütün çocukları
Elsiz, ayaksız, kolsuz. İki parmak şurada, iki parmak, üç parmak burada vesaire doğdu. Özür dilerim. 15 bin çocuk. Alman medyasında bu 11 yıl kaldı. Sürekli televizyonlar, radyolar, gazeteler tartıştı. Almanlar panik oldu. Ne oluyor? Ve hemen bitkiye döndüler. Bütün büyük firmalar bugün Almanya'da eczanelerde satılan ilaçların %80'i bitkisel. Türkiye'de henüz %1,5. Almanya'da eczanede satılan, ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Daha sonra yıllar sonra tekrar hastaneye yatmam gerekti bir sebepten dolayı. İlaç yok. Niye? Ağrısızın varsa biraz çay iç. Eklamış, nane iç. Çay veriyorlar hastanede artık. Çeşit çaylar, rahatsızlığa göre aloe vera jel iç hastanede. Artık tamamen kimyasal ilaçları kaldırıyorlar. Mesela Frankfurt'a yakın bir köy var, Neuwied. Bademcik ameliyatı olmuş, küçük bir çocuk. Annesine demiş ki, refakatçi kanı annesine, doktoru, ağrısız, sızsız olursa çocuğun fitil verin. Parasetamol içeren bir fitil, ağrı kesici. Annesi de A dedikçe vermiş, fitil B dedikçe vermiş. İki gün sonra çocuk öldü. Otopsi yapıldı, karaciğeri parça parça etmiş. Yani bu nedenle kimyasal ilaçlar rastgele, gelişi güzel kullanılmaz. Çok çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Tabii ki doktor gözetiminde Avrupa'da mesela bunun eğitimi var. Herbalizm öyle rastgele. Ben herbalistim diyen ortaya çıkmaz. Türkiye'de herbalistim diyor, bitki uzmanıyım diyor. Ya bu iş biraz tadı kaçtı. Kontrolsüz, okulu yok, eğitimi yok. Yavaş yavaş Türkiye'de okullar açılıyor. İnşallah herhalde Türkiye'de de olacak. Evet. Almanya'da 10 binden fazla herbalist var. Hepsi eğitim görüyor. Komisyon E var. 19 profesörden oluşur. Hepsi hem tıp doktoru hem herbalist. Uzman. 3 ayda bir toplanırlar. Bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. Şu bitkinin şu özelliği vardır vesaire derler. Konumuzdan çok dışarı çıktık. Şimdi konunun başında söylediğim şeyi söyleyeyim de unutmayın. Günümüzde birçok insan mesela 3 tane veya 5 tane veya 6 tane kızı oluyor. Erkek çocuğu olmuyor. Diyor ki vatandaş, hanımında suç buluyor. Neden benim çocuğum erkek çocuğum olmuyor? Sen suçlusun. Halbuki suçlu olan kendisi. Bir sürü boşananlar var. Erkekte hocam, yani problem eğer ki bir bayanı erkek çocuğu olmuyorsa erkekten kaynaklanır. Bayandan kaynaklanmaz. Zamanında Peygamber Efendimiz'e geliyor, insanlar diyorlar ki ya Resulallah, benim işte şu kadar kızım var, erkek çocuğum yok. Bazıları da geliyor diyor ki benim erkek çocuğum var, kız çocuğum yok. Peygamber Efendimiz diyor ki erkek çocuğu sahibi olmak isteyenler sabretsinler, ailelerinden sonra inzal olsunlar. Kız çocuğu sahibi olmak isteyenler önce inzal olsun. Bunun anlamı şimdi ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda iki tür sperm vardır. İki tür. Bir, erkeklik spermi kromozomu taşıyan, yani erkek sperm diyeceğimiz spermler. Bir de dişilik spermi kromozomu taşıyan spermler. Bunu dişilik kromozomu taşıyan spermlere de dişi sperm diyebiliriz. Erkeklik yani kromozomu taşıyan spermler, kısaca erkek spermler, hızlı hareket eder, çabuk ölür, kısa ömürlü. Dişilik kromozomu taşıyan dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Şayet kişi ailesinden önce orgazm olursa, rahatlarsa, sperm hızlı hareket eder fakat yumurta yumurtalıktan çıkmadığı için kısa sürede mesafeye varmadan ölür. Ve dişi spermler uzun ömürlü olduğu için hedefe varır. Çocuk %99 ne olur? Allah bilir tabii de inşallah gerçek olur. Kız olur. Ama kişi sabreder de kontrolü kaybetmezse çocuk, yani hanımından sonra olursa, yumurta yumurtalıktan rahime geldiği için sperm hızlı hareket eden erkeklik spermi hedefi bulur. Çocuk genellikle erkek olur. Evet. Biz bir de kısırlığa değinelim. Evet. Erkekler de genellikle özellikle de kaba kulak geçiren erkeklerde orşit, epididimit, varikozul denen rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bunun sebebi genellikle çok kaba kulağa sebep olan virüs. Paramikso virüsü. Bu virüs 10 yıl, 15 yıl sonra yukarıdaki faaliyeti bırakır, aşağı iniyor. Testis iltihaplanmasına, testis üstü bezi iltihaplanmasına, buna epididimit diyoruz. Veya
varikozula sebep oluyor. Varikozul bildiğin gibi nasıl ki bacaklarda toplar damar oluşursa, bu variz ortaya çıkarsa, testislerde de toplar damarlardaki kanın yoğunlaşması, orada geri dönmesinde problem oluşması da varikozula sebep olur. Testislerin ısısı, vücut ısısından 2 derece düşüktür. Burada sperm üretildikten sonra testis üstü bezesinde toplanır, oradan da yukarı pompalanır. Prostatın üstünde tohum torbasında bekler. İlişkiden önce harekete geçer. Yoğurt kıvamında olan meni prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak ayran gibi olur ve hedefi bulur. Şimdi bu tür rahatsızlığı olanlar için, varikozu rahatsızlığı olanlar için iksir, aloe vera jel. Yine aloe vera jel. Tabii. Ona da. İksir bütün damarları açar. Bir insanda ortalama 100 bin kilometre uzunluğu damar var. Damarlar aynı su borusuna benzetelim. Eskiden evlerde metal su boruları olurdu. Ve kireçli su içinden geçtiği zaman ne oluyor? Tıkıyor. Bir de bakıyor su akmıyor. Bazılarda bir eve gitmiştim ziyarete. Evlerinde su akmıyor. Ne oldu dedim? Su akmıyor. Neden akmıyor? Metal eski borusu, boru içerisinden kireçli su geçtiği için tıkamış. Damarlar da aynı şekilde yavaş yavaş bağırsaklarına gelen toksik madde, yanlış beslenme, şundan bundan dolayı karaciğer aratamadığı toksik madde yavaş yavaş damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme sebep olur. Görme zafiyeti, kulak çınlaması, hafıza zafiyeti, kalp rahatsızları, karaciğer yem, pankreas yağlanması, bir sürü hastalık ortaya çıkar. Çeşit çeşit. Her insanda farklı farklı. Mesela şu gördüğünüz ısırgan otu, kökü, prostata karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'da Sonnenschein, profesör doktor, 4087 hasta üzerinde bununla ilgili klinik araştırmalar yapmıştır. Tedavi denemeleri yapmıştır. Isırgan otunun kökü mü o hocam? Evet, bu da yakı otu. Yakı otun birleşiminde önatrin denen çok özel bir madde var. Bu prostatta ortaya çıkan reduktaz denen enzimin salgılanmasını frenler. Yani prostat büyümesini önler. Bir çeşit zitosterol, bu haplar var prostat rahatsızlığı olanlar için kimyasal hap. Kimyasal hapın ama yan tesirleri var. Bunun birleşimindeki etken madde aynı zitosterol gibi etki yapar. Prostat büyümesini önler, küçültür. Fakat yan tesiri yoktur. Bununla ilgili Profesör Doktor Müller, Profesör Doktor Reinwein, iki Alman ilim adamı klinik araştırması yapmıştır. Ayrıca Rus ilim adamları da klinik araştırması yapmıştır. Önümüzdeki hafta yakı otu forte diye kapsülümüz çıkacak. Çıkacak. Evet. Hocam bir de diyabetten bahsedelim isterseniz. Şimdi diyabetin sebebi ne? Pankreasın içerisinde beta hücreleri dediğimiz ada hücreleri var. Dağınık olarak bulunur. Pankreas dil gibi bir organ. Üzerinde de böyle dağınık hücreler var içerisinde. Buradaki yağlanma, sertleşme nedeniyle beta hücreleri sıkışırsa beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak çok narin. Sıkıştığı zaman yeterli ve kaliteli insülin salgılayamaz. Ve kişi de yavaş yavaş böyle problem çıkar. Şimdi keçi sedefi forte. Keçi sedefi otu burada. Fakat keçi sedefinin birleşimindeki etken madde diğer bitkilerde olduğu gibi çok az. Guanidin denen bir madde içerir. Guanidin aynı bitkisel insülin gibidir. Bitkisel insülin. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiştir. Mehmet diye bir genç çocuk, 15 hocam, yaşında. Hocam hikayeyi unutmayın sakın. Bir alo diyeceğiz, telefonumuz var. Alo. Alo. Rıfat Bey, Kütahya, buyurun. Ya göz damarını açmak için yahut da gözlere faydası olmak için ne bitki kullanmak istemiş lazım acaba? Göz pınarlarını açmak ya için. Ya efendim, iyi akşamlar. Nereye götürdün o şişeyi? Buyurun, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Göz damarı açmak için yahut da gözlere faydalı olmak için ne bitki kullanmamız lazım evet, acaba? Bunu evet. Vermek istemiş hocamızdan. Gözler için çok etkili bir ürün var. Bunun ismi de yaban mersini. Bu burada fazlalık evet, oldu, çok oldu, fazla oldu diye götürdüler. Şimdi arkadaş getirsin versin. Biraz da ondan bahsedelim. Bu yaban mersini göz için dünyada en etkili bitki. Yaban mersini. Bununla da ilgili Almanya'da Almanya Sağlık Bakanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü vesaire araştırma yapmışlar. Klinik araştırmaları belgelenmiştir. Gözü besler. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler Almanya'yı bombardıman ederken pilotların, o zaman bugünkü modern teknikle bilgisayar teknolojisi yoktu tabii ki, bakarak aşağıya nereye bombalayacağını görmesi lazım, iyi görmesi lazım. Pilotlar iyi görsün aşağıya bombalarken diye
pilotlara özel olarak yaban mersini reçeli yedirmişler. Klinik araştırmalar da yapılmış, gözü besler. Yaban mersini. Hocam onun da ekstra var mı elinizde yoksa? O şekilde mi tüketiliyor? Bu şekilde tüketilir. Kapsülü de çıkacak inşallah. Hı-hı. Fakat şöyle, iksir, bunun içerisinde 19 çeşit bitki var. Hı-hı. Bütün damarları açıcı özelliğe sahip. Bütün, vücudunuzun neresinde olursa olsun. Bütün damarları açıyor. Damarları bile açıyor. Evet, şimdi ben var. Almanya'da yıllar önce doktora gittim. Dedim ki ya ben gece araba sürerken ışığa baktım da etrafında halka görüyorum. Böyle bir daire görüyorum. Bu ne? Dedi ki sizde silindir var. Nedir silindir dedim. Dedi ki ışık makulaya, sarı noktaya yansımıyor. Hafif yanına yansıyor. Gözünüz hafif, şekli bozulmuş. Yani glokom gibiymiş. Ya dedim nasıl olur? 10 bin kişide bir kişi de olur bu hastalık dedi. Ne olacak? Tedavisi yok. Ben tedavi ederim dedim. İksiri o zaman yeni icat etmiştim ama rahatsızlığım olduğu için, olmadığı için kullanmıyordum. 6 ay iksir içtim, gittim tekrar kontrola. Dedi ki hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok? Ben de anlamadım dedi. Dedi ki hemşire getir bu adamın dedi dosyasını getir. Bir karıştırdı. İşin içinden çıkamıyorum dedi. Bizim hata yaptık dedi. Yoksa karıştı mı dosyalar dedi. Ne oldu anlamadım dedi. Normal olarak 10 bin kişide biz gözüken bu hastalığı hamdolsun atlattık. Çok ricik olun. Şimdi Şükrü diye bir beyefendi köyde küçükken oynarken gözüne bostanda tarlada gözüne bıçak batmış. Tabii iltihaplanmış. Ameliyatla gözünü almışlar. Takma göz takmışlar. Takma göz diğer göze zarar vermiş. Kortizon başka bir şey yok. İş yerinde bunu işten çıkarmışlar. Almanya'dayken derneğe geldi böyle düşünüyor dertli. Ne oldu işten çıkarıldı? Niye? Görme zafiyeti artık yazıları dahi göremediği için çalışamazsın demişler. Problem değil çözeriz dedim. Nasıl çözeceğiz? Problem değil. Biz buna özel bir çay hazırladık. İksir jel. Kullandı 6 hafta sonra tekrar doktor da şaşırdı. %30'lardan %70'lere yükseldi. 6 hafta sonra. Evet değerleri yükseldi. Rezene denen bir bitki var rezene. Şişkinliğe iyi geldiği gibi görme zafiyeti. Sakinleştirmeye de iyi geliyor sanırım değil mi? Evet. Rezene. Bu bağırsaklarda asit gazı emer. Rezene, anason, kakule, kimyon. 3-4'ü birden karıştırarak çayı içilirse bağırsaklardaki asit gazı emer. Rezenenin artı bir özelliği var. Göz kadehiyle soğuduktan sonra demiyle gözünüzü yıkarsanız gözü temizler. Aynı şekilde bu farklı glokoma dahi etkilidir yaban mersini. Gözü çevreleyen A tabakasının çok yoğun bir kan dolaşımı var. Evet. Buradaki kan akışını artırır. Kanı mesela. Prostatta mı kalmıştık? Hocam diyabette kalmıştık. Diyabette kalmıştık. Evet. Keçi sedefi forte çok yüksek oranda ekstraktı, damatılmıştır. Ekstresidir. Etken maddesi içerir. Mehmet isimli bir genç 15 yaşında çok yoğun ilaç kullanmış. Aniden şeker hastalığı ortaya çıkmış. İnsülin kullanmaya başlamış. Ailece geldiler. Doktora demiş ki çare yok bitti. İnsülin vurulacak. Geldi. Ne olacak? Bakacağız. Bilmiyorum. Allah bilir. Klinik araştırması yapılmış. Doktor Müller, Doktor Weinwein, Rus ilim adamları. Keçi sedefi otu dünyada. Türkiye'de yaban olarak yetişir ama nerede yetişir bilemiyoruz. Almanya'dan getiriyoruz. Bilmediğimiz için. Her tarafta yetişebilir. Yonca gibi. Ek yetişsin. O kadar kolay, basit yetişir. Bu çocuk 6 hafta kullandı, insülini bıraktı. İnsülin kullanırken mi devam etti peki buna hocam? Önce bir ay devam etti beraber. Sonra İkisini beraber kullandı. Doktoruna gitti, doktorun kontrolünde doktoru karar verdi. Artık gerek yok dedi. İnsülini bıraktı. Evet. Karşıda Kadıköy'de Fenerbahçeliler Kayseri Derneği var. Kayserili bir beyefendi. Şekeri o kadar yükselmiş ki 400'lerden aşağı inmiyor. Yani hap da alsa. Doktor demiş artık insülinden başka yolu yok. Orada sabaha kadar uyumamış, insülin vurulmamak için internetten bulmuş geldi. Dedi ki ben bunları kullanayım bakayım. Kullan. Garantisi yok. Kullanacaksın bakacağız. Yani illa ki tedavi ederiz diye bir şey söylemek yanlış. Vatandaş aldı kullandı. 6 hafta sonra yavaş yavaş düştü. Şimdi hiçbir şey kullanmıyor. Hocam bir telefonumuz var hemen bir alo diyelim. Alo Musa Yalçın Tekirdağ buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar buyurun.
Hocamla bir görüşmek istiyorum da ben. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, hürmetler, buyurun. Hocam ben Cerrahpaşa'da takipteyim, Behçet hastasıyım. Mahsuru varsa kullandığım ilaçları söyleyebilir miyim? Kolşisin başka ne kullanıyorsun? Kolşisin kullandım, kestiler. Şu anda azatoprin sahada kullanıyorum. Sağ gözümü komple kaybettim. Sol gözüm purslu görüyor. Hastalığın başlangıcı damar tıkanıklığı. Sol bacakta. Yalnız ben gittikçe bu sol gözüm de artı devamlı purslanmaya başladı. Görüntü kısıtlılığı oluyor. Ben uzun zamandır sizi izliyordum. Yalnız bir 7-8 aydır kaybettim. Hangi şeyde çıktığınızı da çok kanalları arıyorum. Allah'a şükürler olsun, bu akşam denk geldim. Ben sizinle randevu alıp birebir görüşmek istiyorum bu konular için. Evet, çok isterseniz Musa Bey telefonunuzu kapatın. Hocamız sizin sorularınıza cevap verecek. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Geçmiş olsun. Behçet hastalığı çok çok ağır bir hastalık. Ümraniye'den bir beyefendi bize geldi. Çok çok perişan. Yıllardır ilaç kullanmış. Deneyeceğiz dedim. İksir, aloe vera jel, romatizma çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Hamdolsun çalışıyor. Çalışamaz hale gelmişti. Yani yavaş yavaş çok perişan bir durumdaydı. Şimdi durumu düzeldi. Arada bir geliyor. 3-4 ay kür yapıyor, rahatlıyor. Yani çok çok ilaç kullanmasına gerek kalmadı. Yani bu ağır bir hastalık. Yavaş yavaş iyileşir. Zaten başta da söyledim ya, bu alıç forte. Bununla ilgili klinik araştırmalar, çok klinik araştırmalar. Sadece İngiltere'de alışla ilgili 18 klinik araştırması yapılmıştır. Sadece İngiltere'de. Yüzlerce klinik araştırması var alışla ilgili. Fakat Türkiye'de 90 çeşit alış yetişir, ikisi şifalıdır. Vatandaş diyor ki alışta tamam ben giderim toplarım dağdan. Dağdan topladığınız alıcın etkisi olabilir de bu alışla karşılaştırdığınızda etkisi %1'dir, %2'dir, çok çok az. Bu nedenle rastgele alış toplayıp da çayını yapmanın bir anlamı yok. Evet, anlamı yok. Hocam bu hafta karaciğer yağlanmasına da bir de prostata da değinemedik. Önümüzdeki hafta onlara değinelim. Çünkü zamanımız bitti artık. Size veda edeceğiz. Çok cinsellikle ilgili konuşamadık. Konuşamadık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz hocam. İnşallah. Tamam mı? Evet. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Önümüzdeki hafta zaten tekrar görüşürüz.